Evet gençler bu gece de artık bu e, TET soru bankamızdaki sıcakla ilgili son karma sorular soru, testini çözeceğiz. Orta zor seviyede oluşan bir testmiş bu. <laughs> e, ondan sonra zaten orijinal sorularla günlük hayattaki uygulamalar testi var. Sanırım bir ya da iki test olması lazım. Sıcak sayfasını kapatmış olacağız şimdilik. İleriki aylarda tabii ki tekrar testleri farklı kaynaklardan da çözüp yine web kitaplarının diğer meb kitapları üzerinden de konu anlatımını yapacağım. E, bunu da bitireyim. içim rahat yatayım. Yarın akademik yüksek lisans için işte ALES sınavına gireceğim. Bakalım ne olacak. Henüz hiçbir hazırlık yapmadım. Bir sıfırken hiç çalışmadan onu deneyeyim dedim. Sonra da sonbahar döneminde tekrar çalışıp gireriz. Aradaki farkı görürüz. Emekler boşa gidiyor mu gitmiyor mu? Birinci sorumuz nasıl bir soru bakalım. Bir öğrenci fizik dersten aldığı proje çalışmasını yapmak için hassasiyeti yüksek 5 termometre tasarlamış. Güzel. Aferin çocuğum sana. Öğrencinin tasarladığı termometrelerde kullanılan malzemelerin ve sıvıların cinsi aynı, kılcal boruların kesit birbirine eşittir. Termometrelerin hazne hacimleri ile sıvının dolma ve kaynama noktaları arasındaki bölme sayıları aşağıda verilen tablodaki gibidir. Buna göre öğrencinin tasarladığı termometrelerden hangisinin diyor hassasiyeti diğerlerine göre daha yüksektir? Şimdi bir önceki videomuzda sanırım ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Bir sıvılı termometrenin hassasiyetini etkileyen şeyleri 5 madde altında sıralamıştık. Ee, burada bakın maddenin cinsine bağlıydı o sıvının cinsine. Ancak cinsi aynı aldığım için ne yapmayacağım? Kullanmayacağım bunu. Neydi bu maddenin sıvının özelliği? Nasıl olmalıydı? Genleşme katsayısı iyi olmalıydı. Cins kısmını eledim termometrede kullanılan malzemenin cinsi de aynıymış. Bunu da eledim. Hatırlarsanız bu malzemenin de yerleşme kat sayısını düşük seçiyorduk. Kılcal boruların kesit da birbirine eşit vermiş. Bunu da eledik. Kılcal boru ne kadar ince ise yani yarı çapı ne kadar küçükse o kadar hassas ölçüm yapıyordu. Geriye iki seçenek kaldı. Bir, e, haznenin genişliği. iki bölme sayısı. Bölme sayısı ne kadar çoksa duyarlılık. Yani hassasiyet o kadar fazlaydı. Haznedeki e, sıvının hacmi, haznenin hacmine eşit olacağı için ilk hacimle doğru orantılı bir genleşmeye uğrayacağından sıvımız. O yüzden haznenin hacmini de büyük alıyorduk yeterli. Yeteri kadar büyük alırsam ne olacaktı? Genleşmeye karşı gösterdi hemen böyle verecekti küçük bir sıcaklık değişiminde. O zaman bakıyorum pıtık 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 şu üç saçını eledim. Oh hazne genişliği bunlarda fazlaymış. Bunlardan birini seçeceğim. Bir de neyine bakacaktım. Bölme sayısının fazla olmasına 60 mı 80 mi diyorum. 80 deyip cevabı T olarak yapıştırıyorum ve ikinci soruya doğru yardırıyorum. İkinci sorumuz yine bir genleşme soyusu, soyuşu. Ee, türdeş bir tel şekildeki gibi bükülerek O noktasından bir basamağa menteşelenmiş. Yani menteşelendiği için de ne yapacak? Bu menteşenin diğer tarafına doğru genleşemeyecek de şu tarafa doğru genleşecek. İşte yukarı doğru bu tarafa doğru aşağı doğru bir yerlere doğru genleşme olacak. Buna göre tel ısıtılarak ısıtıldığı için bütün bu telin e, uzunlukları ne yapacak arkadaşlar? Daha büyük değerler alacak birazdan. Hatırlarsanız tellerin işte <laughs> hacimce genleşmesi, işte yüzeyce genleşmesi ihmal ediliyordu. Sadece boyca genleşmesine bakıyorduk. Telin içindeki A uzunluğu, şurasının uzunluğu A'ymış ve telin alt noktasının zemine olan uzaklığı da B ile gösterilmiş. Bu durumda bu telin sıcaklığı arttığında son durumda A ve B incelikleri nasıl değişir diyor. Şimdi bunu böyle bir görselleştirip size ispatlamak istiyorum. Hatırlayalım uzunluk <laughs> Uzunlukça genleşme miktarı delta L bu telin ilk boyuyla, genleşme katsayısıyla ve sıcaklık değişimiyle doğru orantılıydı. E, telin hepsi birbirine dokunduğu için ortamın sıcaklık değişimi telin her yerinde ne olacak? Aynı olacak. Burası ilgilendirmiyor beni. Aynı maddeden yapılmış. Burası da ilgilendirmiyor. Her bir uzunluk, şunların her biri ilk boylarıyla doğru orantılı olarak ne olacak? Uzayacak. Şimdi bu boyları kafadan sallıyorum. Hiç önemli değil ne oldu. Gelin beraber görelim. <laughs> Şöyle masa gibi bir şey çizdim arkadaşlar. Yerde burası. Ee, işte şurada dört birim çizdim şu uzunluğu. Ben nereye kaymışım? Şurayı alayım. Şurayı da 4 birim. Burayı altı birim. Burayı altı birim. şurada da ikişer birim çizdim. Ee, A dediği yer neresiydi? Aa bakın şu boşluktu. <laughs> şu kısmı bir kırmızı kalemle alalım. A buranın uzunluğu çocuklar. Tamam. B de şu uç noktanın yere olan uzaklığı. Biri A, biri de B. Bunların nasıl değiştiğini bulacağım şimdi. Yapacağım şey madem ki ilk boylarıyla doğru orantılı olarak e, genleşecekler. Her biri ne yapsın o zaman? Boyunun yarısı kadar genleşsin. Yani 4 birim, örneğin 2 birim, bir birim uzasın, 3 birim olsun son boyu. O zaman 2 birim birbirimiz uzarsa 4 birim 2 birim uzar ve son boyu altı birim olur. Altı birim de yarısı kadar 3 birim uzar ve son boyu ne olur 9 birim olur. Bunları şimdi ne yapacağım çocuklar? Size şuradaki kenarda tekrar farklı bir renkte kalemle çizeceğim. Hemen ne alalım o kalemimizin rengini? Pembe aldım kalem arkadaşlar. 4 birimle dedik yarısı kadar uzasın 6 birim. Şuradan menteşeleşeyim için, menteşelediğim için bu bu tarafa doğru uzayamayacak. Sadece sağa doğru uzayacak. Ve bu durumda şu boy hop şöyle 6 birime çıkmış olsun. Tamam. Peki bu ne yapacak? Şu teli aşağı doğru bükemeyeceği için e, bu sistem yukarı doğru genleşecek. Dolayısıyla şu ucuna bağlıydı. Şu pembenin ucuna bağlıydı şu yeşil. Ve boyu 4 birim. 2 birim yarısı kadar uzarsa 6 birim olmalı. O zaman o bağlantı noktasından itibaren bunu yukarı doğru 3-6 birim çiziyorum. 3-6 oldu mu? Oldu değil mi? 1-2-3-4-5-6 ve şu bu noktadan bağlantı noktasına itibaren şu parçayı da 2 4 6 birimdi. Yarısı kadar uzattım. 9 birime çıkarttım. 9 birim uzatıyorum. 3 6 9 buraya geldi. Tam şu noktadan bağlantı noktam vardı. Toplam uzunluğum şu parçanın uzunluğu 6 birim. Yarısı kadar uzayacak. Yani 3 birim 9 birim aşağı doğru ineceğim. 3 6 ve 9 oldu değil mi? 3, 6, 9 aynen. Sonra şu nokta var. Bu noktada bağlantı noktam. 2 birim bir şey yarısı kadar 3 birim olsun dedik. Uzayıp yarısı kadar uzadığında son boyu 3 birim olsun. Yine bu bağlantı noktasından 2 birim bir şey yarısı kadar uzarsa 1 bir birim uzarsa son boyu ne olur? 3 birim olmuş olur. Şimdi artık A ve B nicelikleri nasıl değişti bir bunları artık görebilirim. A neydi? Üstteki tel ile alttaki tel arasındaki şu boşluğun uzunluğuydu. Orası burası oldu artık bakın. Ee, ve B'de, B'de şu telin e, alt ucunun yere olan uzaklığıydı. <laughs> Şunu kırmızıyla gösterelim tekrar. Burası A, burası da B bakın. O zaman B dediğim şey, <laughs> burası B'di. Şimdi artık B neresi oldu? Şurası, Aha burası. Buna B üstü diyeyim. Hangisi daha uzun? Gördüğünüz gibi, burası daha uzun değil mi? B üstü B'den küçük. Yani B dediğim şey ne olmuş? Azalmış. Azalır. Peki A dediğim şey şurasıydı. 6 birimde bakın arttı. A üssü diyelim buna da. A'dan da A üssü büyük olduğuna göre A ne olmuş? Artmış. O zaman cevabımız A artar, B azalır olacaktır. Yani şeyi, e, hani genleşmede ne yapın diyordum? Resmi yakınlaştırmak gibi zoomlayın diyordum. Tamam zoomladınız bunu. Ama sıkıntı şu bu buradan bağlı olduğu için arkadaşlar zoomladığınız şekli yine onun ucuna bağlayıp taşımanız lazım. Resmi büyüttünüz ve ne yaptınız oraya taşıdınız. Hatta bunu tekrar şöyle gösterebilirim. Cevabı hatırlıyorsunuz değil mi? A artar B azalır. Ama bir bütün halinde tutup şey yapacaktım ee, izin vermedi çocuklar. Büyüttürmüyor yani uygulama buna izin vermedi. Neyse az önceki teknikten anlamışsınız diye düşünüyorum. Evet A artar B azalır cevap denizliymiş. Üçüncü soruya geçtik bakalım bir öğrenci sıcaklık artışının sıvının kütlesini ve ısıtıcının gücüne bağlılığını ispatlamak istiyor. Bakın Q eşittir mc delta t formülünde sıcaklık artışım delta t. Q neydi? Ortamdan maddemizin aldığı enerjiydi, ısıydı. mc de ısı sığasıydı. M kütle c de öz ısıydı. Ne diyor bakın sıcaklık artışının yani delta t'nin nelere bağlı olduğunu bulmak istiyoruz. Sıvının kütlesini ve ısıtıcının gücüne bağlıdır. Isıtıcının gücü dediğim şey şu kısım ısıtıcının gücü bana neyi anlatıyor? Şuradaki Q'yu anlatıyor. Sıvının kütlesi de zaten şuradaki M'yi anlatmış oluyor. Delta T sıcaklık değişimimin Q ve M'e nasıl bağlı olduğunu görmek istiyorsam o zaman ne yapmalıyım arkadaşlar? M'i sabit alarak Q'ya bağlılığını, ısıtıcının gücüne bağlılığını, ısıtıcının gücünü sabit alarak da maddenin işte kütlesine bağlılığını tartabilirim. Yani... Q'ya bağlılık incelenecekse M aynı olmalı. Bu arada zaten C'leri aynı olduğu için onu zaten ihmal ettim. Hepsi su. C'leri aynı. M'i aynı almalıyım. Kütleye bağlılığını anlamak istiyorsam da ısıtıcıları yani sığına aktardığı enerjileri almalıyım, Aynı almalıyım. O zaman sıcaklık artışının kütleye bağlılığını yani buna bağlılığını anlamak için ne yapmam lazım? Farklı miktarda kütleleri aynı ısıtıcıyla ısıtmalıyım. O zaman bakıyorum ısıtıcılar aynı. Kim? Bu ikisinde aynı. Kütleleri birbirinden farklı mı? Evet. Farklı demek ki K ile L kısmını kullanacakmışım. K ile L mi? Evet. K ile M. Özür dilerim. O zaman şu iki seçenek kaldı. Ya bu ya bu. İkinci durumda da sıcaklık artışının ısı gücüne bağlılığını yani Q'ya bağlılığını tartmak istiyoruz. O zaman M'leri aynı almalıyım. Şu ikisinin bakın içindeki sıvı miktarları aynı. Dolayısıyla ısıtıcıların güçleri birbirinden farklı mı? Evet. Bu ısıtıcı bunun iki katı kadar şeye sahip şu ısıtıcı bunun iki katı siz birim zamanda enerji aktarıyor. Q 2 Q yani. o durumda L ile M de oldu. K, L, K, M, L, M. ne oldu? Cevap Bursa oldu. Tabii nasıl orantılı olduğunu nasıl anlayacağım? Kütlesi büyük olan, tebiye gülüyor kardeşim. Kütlesi büyük olanın aynı ısıtıcıyla ısıtıldığında sıcaklık değişimi küçük olacaktır. Yani aynı ocağa bir kazan suyla bir bardak su koyduğumda bir kazan suyla sıcaklık değişimi küçük olacak aynı e, miktarda su aldığımda birer kazan su aldığımda bunlardan büyük ocağa koyduğum suyun sıcaklık değişimi de ne olacaktır? Büyük olacaktır. Isısı büyük olanın sıcaklık değişimi büyük doğru orantılıdır diyebilirim. Geçtik dördüncü sorumuza. Düşey kesisi verilen şekildeki kaplarda eşit yükseklikte KLM sıvıları bulunmaktadır. Sıvılar sıcaklık değişimleri aynı olacak şekilde ısıtıldığında delta T'leri aynıymış. Ee, sırasıyla X, Y ve Z düzeylerine kadar gelebiliyor. K seviyesi taburuya kadar Y, L sıvısı Y düzeyine kadar M sıvısı da Z'ye kadar gelebiliyormuş. Y ve, y ve Z düzeyleri eşit olduğuna göre yani şu seviye aynıymış. Sıvıların genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir? Şimdi sıvıların genleşmesi delta V ge değişim hacimdeki değişim onların ilk hacimleriyle genleşme katsayıları ve sıcaklık değişimleriyle aynıydı. E sıcaklık değişimleri zaten almayacağım çünkü aynı. Bu beni etkilemiyor. Genleşme katsayısıyla şu hacimdeki değişimi ilişkilendirebilmek için onun ilk hacimlerini aynı almam lazım. Ama ilk hacimler aynı değil. Taban alanları aynı. Gördüğünüz gibi K'nın ilk hacmi L'den, L'nin de ilk hacmi M'den daha büyük. Çünkü K yukarı doğru genişleyen bir kap. S kesitinden şu L kabından daha geniş. Şöyle bir şey kap. Kap. İşte şey K. Böyle bir şey. M ise şu kaba göre kıyaslandığında nasıl bir şey? Çıfı çıfı, çıfı. O da daralan bir kap. Yani şöyle bir şey. Heh. O zaman L'nin ilk sıvısı şeyi, başlangıçtaki sıvısı M'nin L'den az. L'ninki de K'dan az. İlk hacimler K'nınki büyük, L'ninki büyük, M. E şimdi bu durumda ben genleşmeleri nasıl kıyaslayacağım? Bu şekilde kıyaslayamam. Yani benim İlk hacimlerini bir şekilde eşit almaya çalışmam lazım. Tamam mı çocuklar? Buna bağlı olarak soruyu yorum yaparak çözeceğim. Şimdi aynı cins sıvılar olsaydı mesela şu iki sıvı ikisi de x iki sıvısı olsun. Birinin taban alanı s diyelim ki ikisi olsun sıvı yükseklikleri eşit olsun. Dolayısıyla buradaki sıvının hacmi v bununki de 2v olsun. O zaman bunların hacimlerindeki genleşmelere bir bakalım. Birinci kap ikinci kap yazıyorum. İlk hacim 2v ilk hacim v. Genleşme kastiyelerini aynı aldım. Sıcaklık değişimlerini de aynı alıyorum bu arada. Zaten soruda da bunu aynı al demişti. birinci kaptaki bakın genleşme miktarı diğerinin iki katı çıktı. Yani atıyorum 2 ve kendi hacmin iki katına çıksın. 2 ve kadar genleşsin. O zaman buraya gelirse yüksekliği. Diğeri de kendi hacmi kadar yani bunun yarısı kadar genleşecek. Bir ve kadar boyları ne olacaktı bunların son durumda Yine. Aynı olacaktı. Düzgün kaplarda aynı sıvılar aynı sıcaklık değişimi sonucunda ilk hacimleriyle doğru orantılı olarak genleşeceğinden yani e, yine ne oluyorlar? Aynı seviyede oluyorlar. O halde ben şu K ve L sıvısı aynı olsaydı diyeyim ve K'nın daha düzgün bir kap hale getireyim. K'nın daha düzgün olduğunu söyleyeyim. Şu kap gibi yaptım. Şimdi işte atıyorum şu anda kestalın 2S oldu. E şimdi bundan aynı sıvıları olsalardı son durumda sıvı yükseklikleri ne olacak çocuklar? Aynı olacaktı değil mi? İlk hacimden bağımsız hale getirdim yani durumu yorumu. Ama bir bakıyorum ki e, kanın seviyesi daha fazla. Üstelik daha az sıvı olmasına rağmen. Yani bu durumda ne dersiniz arkadaşlar? K, L'ye nazaran daha iyi bir genleşen, daha iyi genleşen bir sıvıymış dersiniz değil mi? Yani tekrar diyorum bu durumda mesela aynı boya gelmesi, şununki daha fazla çıkıyorsa bir şekilde o zaman nesi fazla olmalıdır? Bunun genleşme kasesi. Tekrar ediyorum bu düzgün bir kapı olsaydı aynı L gibi mesela tabanın 2S olsun önemli değil içinde de şuralara kadar sıvı olsaydı o zaman ikisi de aynı seviyeye geleceklerdi. Fakat burada daha az sıvı olmasına rağmen K'da şu ilk hacmi daha küçük olmasına rağmen oranla yani o S alanına 2S alanı bakımından ne yapmış daha çok genleşebilmiş o zaman K'nın genleşme kasesi L sıvısından fazla pardon bu olabilir. Bunu elemiyoruz. ki büyük. ki burada da büyük. Bu da gitti. <laughs> Gelelim bu ikisini kıyaslayalım. M'de çocuklar aynı düzgün kapı olsaydı, aynı Y gibi olsaydı işte S kesit alanında o zaman diyecektim ki ikisi ne olmak durumunda çocuklar bu durumda aynı seviyede olmaları gerekiyordu. Yine aynı seviyede ama dikkat edin yani bunun aynı seviyede olabilmesi ikisi aynı cins olsaydı şu yan taraftaki Hani sıvının da dolması lazımdı. <laughs> Değil mi? Oysa ki burada ne olmuş arkadaşlar? Bu e, daralan bir kapı olmasına rağmen sıvının daha fazla olmasını bekliyorum ben daraldığı için. Ama olamamış aşağıda kalmış. L ile aynı seviyeye ancak gelmiş. Şu ilk hacmi e, tekrar ediyorum şu kısmı genişlerken şuradaki e, boşluğu dolduracak sıvıların olmayışından. Yani olsa aynı genişleme katsayına sahip olsalar da buradaki sıvı şuralarda yükselmek zorunda kalacaktı. Kap aldığı için fakat öyle bir şey olmamış. Daha aşağıda kalmış daralmasına rağmen. Demek ki bunun genleşme katsayısı da L'den ne olacaktır? Daha küçük. KLM cevap Adana oldu. 5. soruya geçiyoruz bakalım. Kütleleri eşit saf KLMP maddelerine ait sıcaklık verilen sıcaklık pardon tire. Ben de bunu cümle yarın kaldığı için konan çizgi sandım sıcak ait sıcaklık tire verilen ısı enerjisi grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre elektrikli ızgara imal edecek bir kişinin ızgarada pişirilecek besinin yerleştirildiği bölüm ile ızgaramız şu olsun. Şu şekilde gösterelim. İçinde zemini var. Zeminde de böyle çizgi çizgi buraya et koyacağım birazdan. Bu da ızgaranın sapı olsun. ne demiş? Besinin pişirilecek yeri Besinin pişirilecek yeri şurası oldu. İle ızgaranın tutulacak sap kısmı. Sap kısmı da burası oldu. <laughs> e, bu malzemelerden hangilerini kullanarak yapması diğerlerine göre daha uygun olur. Şimdi Bu grafikten isterseniz şöyle yapalım. Hepsine eşit miktarda enerji transfer ettiğimi, hepsinin aynı miktarda ısı aldığını düşüneyim. Aynı miktarda ısı aldıklarında, P'nin sıcaklık değişimlerine baktığımda en büyük sıcaklık değişimini kimde görüyorum? K'da. Q eşittir MC delta T'ye göre. Kütlelerini eşit aldım. Ee, aynı miktarda enerji aktardığımda sıcaklık değişimi büyük olanın özgül ısısı ya da ısıs, özısı e, öz ısısı ya da termal eylemsiz ne çıktı daha küçük. Hani termal eylemsiz ne kadar küçükse sıcaklık değişimi o kadar fazla oluyordu. O halde K'nın ki ne oldu en küçük oldu L'ninki o da M'ninki gidiyor bu o da C ne o da C P'ymiş. Şimdi ben tavanın eti pişirmesini istiyorum ızgaranın. dolayısıyla sıcaklık değişiminin ocaktan enerji aldığında ne yapsın istiyorum hemen sıcaklığı artsın istiyorum sıcaklık değişiminin buranın büyük olmasını istiyorsam o zaman ne yapmalıyım özgül ısısını küçük almalıyım yani CK K Almalıyım ki CK çünkü en küçük. Birinci de besin pişirecek bölümü K olarak aldım. Sap kısmında ise elim yanmasın istediğim için sıcaklık değişiminin küçük olmasını istiyorum. Bu nasıl mümkün oluyor? Onun özgül ısısını büyük seçtiğim zaman. Hangisinin özgül ısısı büyüktü? P maddesinin. Demek ki sapı da P'den yapmalıyım. Cevap ne oldu? Denizde oldu. Geldik 6. soruya. Berk deniz seviyesinde bulunan sıcağı yalıtılmış bir kaptaki suyun içine bir miktar buz parçası attıktan sonra... Kronometre kullanarak geçen süreyi ve bu süreler içinde kapta bulunan buzun kütlesini ölçerek aşağıda verilen tablo hazırlamıştır. Ya akşam olunca serinleyince ne kadar enerjik anlatıyorum. Bir de yemek yedim ondan herhalde. Hani gündüz sıcakta pişiyordum yani hiçbir şey anlatamıyordum. Evet buna göre Berk'in hazırladığı tablodaki sayısal verilere bakarak deneyle ilgili hangilerine ulaşılabilir? Bakın bu üçünü bu tablodan yararlanarak bulmak isteyeceğiz. Eğer bu bilgileri buradan ulaşamıyorsam almayacağım onu. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0 derece Celsius'un üstündedir. Şimdi ilk 0. dakikada kapta 20 gram buz var. Sonra aradan 4 dakika geçti. 4. dakikada baktım hala 20 gram buz var. Oysaki 8. dakikaya geldiğimde ne oldu? 8 evet 14 gram buz kaldı. Burada erime olayı gerçekleşmiş. Erimiş. Buz erimiş. Neden? Çünkü sudan enerji almış. O zaman suyun sıcaklığı ne olmalı? Sıfırın üstündeki sıfır derece Celsius'taki erime noktasındaki buza ne yapabiliyor? Enerji verebiliyor. Ama başlangıca bakıyorum. Burada niye buz erimiyor? Eğer buzun ilk sıcaklığı sıfır derece Celsius olsaydı sıcak su ona hemen enerji verecek. Ve onun erimesini hemen başlangıçta yapmaya başlayacaktı. Ama olmamış. Demek ki o zaman ilk 4 dakika boyunca buzun erimediğini farz görüyorum. Buz neden erimiyor? Sudan suyun sıcaklığı fazla ondan enerji almasına göre almasına rağmen erimiyorsa bu buzun o ilk 4 dakikadaki ki sıcaklığı ne olmalı? Sıfırın altında olmalı ki eksi 4 eksi 10 derecelerde mesela ne yapıyor? Sudan ısı aldıkça hop sıcaklığı artıyor. Eksi 10, eksi 8, eksi 5, eksi 4, eksi 1, 0. Dördüncü dakikada artık 0 derece Celsius'a gelmişse ondan sonra erime başlıyor. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0 derecenin evet üstündeki enerji vererek ne yapabiliyor? Buzu eritebiliyor. Ee, Hatta eritebiliyor süreçte eritiyor. Başlangıcında da buzu düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara çıkarabiliyor. 0 ila 4 dakika aralığında buzun sıcaklığı 0 derecenin altında mıdır? Evet bu bölgede bakın çizdik 0 derecenin altında ki o yüzden hemen erimeye başlamıyor. 0 ila 16 dakika aralığında yani tüm deneyin sürecinin sonunda. E, kaptaki suyun kütlesi 8 gram artmıştır diyor. Başta 20 gram buzun varken son anda 12 gram buz kaldığına göre aradaki o 8 gram buz ne olmuş? erimiş. Eriyip bu neye dönüşmüş? Su olmuş. O zaman suyun kütlesi 8 gram ne olmuştur? Artmıştır. Üçü de doğru oldu. Yedinci soruya geçtik. Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde araçların yakıt depolarını ağzına kadar benzinle doldurmak yolculuk sırasında tehlikeli durumlara yol açabilir. Bakın hava sıcaklığı yüksek. Benzin depom bu olsun. Ağzına kadar da doldurdum neden ne oluyor da acaba tehlikeli olabiliyor? Buna göre bu durumun oluşması da sıvılara ait hangi fiziksel nicelik diğerlerine göre daha çok etkilidir. Ne oluyor olabilir arkadaşlar? Sıcak ortam ne yapacak? İçerideki benzinin iç enerjisini artıracak. Yani onun da sıcaklığı artacak. Sıcaklığı artacak. Dolayısıyla genleşecek. Hacmi artacak. Hacmi artınca depo kapağını zorlamaya başlayacak. Yani dışa doğru sızıntı oluşacak. Bu sızıntı da sıcak havada ne yapabilir? Tutuşabilir ve o alevin rırt diye depoya doğru gidip arabanın infilak etmesine neden olabilir. Olayın ne ilgisi var burada demek ki? Hacim artışı yani genleşme ile, genleşme kat sayısıyla ilgisi vardır. Cevap denizli oldu. Geçtik 8'in soruya. Yani. <laughs> Birçok madde ısıtıldığında hacmini artırır. Bunlara düzgün genleşen maddeler diyorduk. Ama defalarca tekrar ettim çünkü ya neydi? Germanyum, galyum, bizmut, antimon ve su dışındaki maddelerdi bunlar. Bu maddeleri saydım. Bu 5 madde ne yapıyordu? Isıtıldıklarında e, hacimleri arkadaşlar ne oluyordu? Azalıyordu. Soğutulduklarında hacimleri artıyordu. O yüzden buzdolabına bir şişeyi ağzına kadar suyla doldurup attığımızda o şişenin pırtladığını görüyoruz dışa doğru. İşte mesela ne oluyor? Pet şişenin altı içe doğru gömük ki orasını dışa doğru tombik bir şekilde çıkarıyor. Sonra o şişeyi bir daha kullanamıyoruz. Masanın üstünde durmuyor, yuvarlanıyor. Evet, şekildeki kale sıraları hareketli ve sürtünmesi pistonlarla hapsedilmiş ve bir pistonlardan biri kabın tam yan tarafına sıkışmış bir yayla bağlanmıştır. Sıkıştıysa bu yay ne yapıyor? Pistonu itiyor. Tabii ki pistonu itiyor orada bir basınç oluşturuyor. Bir katı basıncı. Bu kuvveti F diyelim. Şuranın alanına da S desem bu yüzey alanına. Tam şu noktada ne var? F bölü S kadar bir katı basıncı var. Ee, bu basıncı e, şu P noktası var. şu basıncı F, P diyebilirim. Tam diğer tarafta da şu sıvı molekülleri sıkıştırıldığı için ne yapıyorlar arkadaşlar? Etkiye tepki gibi dur gösterin. Sıvının da bir şu noktada uyguladığı basınç var. Bu basınç şuradaki basınca katı basıncına eşitse piston ne yapıyor? Hareketsiz kalıyor ne olmuş? Başlangıçta artı 4 derece Celsius'ta olan K suyunun sıcaklığı 0 derece Celsius'a düşürülüyor. Daha önceki yine testte göstermiştim. Ee, hacim grafiğini çizersek, hacmin zamanı, zaman, zaman diyorum sıcaklığa bağlı grafiğini. 4 derece Celsius kritik noktadaydı. Noktaydı. Hop. Şöyle bir grafikten bahsedebiliyorduk. Bu grafikte 4 derece Celsius'a karşılık gelen hacim minimumdu. Kim için? Su için arkadaşlar. 4 dereceden daha düşük sıcaklıklarda hacim artarken 4 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda yine hacim ne oluyor? Artıyor. Öz kütle de tabi bunlarla ters orantılı. Hacim burada artıyor. Burada da artıyor. Hem soğutuyorsunuz hem ısıtıyorsunuz ve aynı sonuca ulaşıyorsunuz. Hacim artarken de dolayısıyla öz kütle ne oluyor? Azalıyor. O yüzden burası şu tarafa giderken sıfıra doğru giderken öz kütle azalıyorsa yine bu tarafa doğru giderken öz kütle azalıyorsa şu nokta öz kütlenin de maksimum olduğu ne olacaktır? Nokta olacaktır. Evet şimdi bakalım. 4 derece Celsius'tan 0 derece Celsius'a düşerse bu suyun sıcaklığı ne olacaktır arkadaşlar? Hacmi artacaktır. Hacmi arttığında kendine daha çok yer açmak istiyor. Çünkü sıvılar sıkıştırılamaz. Kendine yer açabilmek için ne yapacak? Hem bu pistonu bu ikisi hareketli olduğu için bu tarafa doğru itmeye çalışacak. Hem de bu pistonu bu tarafa doğru itmeye çalışacak. Evet şimdi bakın sıvıyı genişlettim şöyle. Dolayısıyla daha çok yer kapladı artık. Şimdi yan tarafa doğru piston ilerlediğinde o zaman benim şu yandaki şurada kalan L sıvım nereye gidecek? L sıvısını da sıkıştıramıyorum ama piston ittim. Şimdi K sıvısının yukarı doğru gidemeyeceği belli hacim arttı. Çünkü tam dolu tavana çarpıyor. O yüzden K sıvısı hacim arttı yan tarafa gitti. L sıvısının sıcaklığı değişmese de onun o yan taraftaki pistonun kendi üzerine doğru gelmesi sonucunda sıkıştırma sonucunda ne yapacaktır? L sıvısı şu Hani şu seviye ile bu seviye arasındaki şu sıvı ne yapacak? Şuraya doğru yükselecek. O zaman L'nin sıvısı L sıvımızın olduğu yükseldi. Şimdi L sıvısının yüksekliği arttığında o zaman onun yan taraftaki pistona yaptığı basınç artmaz mı? 5 h d Hocam K sıvısının da şimdi basıncı vardı. O da h idi. Ama onun H'ı değişmedi G'si değişmedi öz kütlesi de azaldı dediniz işte 4 derecede maksimumdu. Sonra sıcaklığı arttığı için ya da fark etmez azaldığı için ne oldu? Özgürlük azalıyordu. Onun basıncı azalmaz mı hocam? Evet azalır. Doğru onun basıncı azalır. E o zaman hocam madem kanun bu pistonu itme şeyi azaldı. L'ninki ise arttı. Bu piston tekrar buraya gitmez mi diye düşünebilirsiniz. Peki sıvıların bir Pascal prensibi vardı sıvı basıncı ile ilgili. Ne diyordu? Sıvıların bir özelliği vardı. Sıvılar üzerlerine uygulan basıncı her noktaya ne yapar? Aynen iletir. Şimdi benim bu pistonum yan tarafa doğru gittiğinde o yay hukkanına göre Huk kanunu f eşittir kx'ti. K yay sabitiydi. F kuvveti evet k yay sabitiydi. Bazen arkadaşlar kesiyorum. Sonra da cümlenin nerede kaldığını unutuyorum. Bir şeyler giriyor araya. Umarım doğru yerden devam ediyorumdur. Ee, X sıkışma Miktarı arkadaşlar, değil mi? Şimdi ben mesela başlangıçta bu yay serbest haldeyken şu boyuya sahip, ilk başta onu ne yapmışım? Ee, ha sıkışmış birazcık. İşte ilk başta şu hale gelmişti piston, şu konumdayken bakın. Zaten bu onun sıkışmış haliymiş. İlk duruma göre bu kadar sıkıştı x kadar. Sonra ben pistonu bu tarafa doğru ittiğim için, o sıvı genişlediği için piston buraya geldi. Hop biraz daha mı sıkıştı? Evet. Sıkışma miktarı artınca o zaman bu yayın üzerindeki kuvvet de ne olacak? Artacak. Yani yayı sıkıştırdım, yay da buna tepki gösterecek. Yayın uyguladığı kuvvet, piston uyguladığı kuvvet artarsa o zaman şu pistona şuradan bir basınç uyguluyordu ya bu basınç da ne olacaktır? Artacaktır. Peki bu pistonun bu uyguladığı basıncı şu sıvı molekülleri aynen iletmeyecek mi? Evet, iletecekler buraya doğru. Dolayısıyla içerideki azalan kal sıvısının basıncı artı o azalmayı buradan dengeleyen e, yaydan gelen katı basıncının iletilme sonucunda gelen artış ne yapacak? L sıvısının e, basıncının artışıyla dengelenmiş olacaktır. Şimdi bakalım yargılarına hangileri doğrudur? Yayda oluşan kuvvet arttı mı arttı çocuklar? Çünkü sıkıştı. L suyunun sıvı seviyesi yükseldi mi? Evet yükseldi. K suyusunun suyusunun <laughs> suyun öz kütlesi arttı mı? Hayır. Öz kütlesi dörtgen zaten maksimum değerdeydi. Dolayısıyla daha düşük olan 0 derece Celsius'a düştüğü için bu suyun sıcaklığı öz kütlesi ne oldu? Hacmi arttığı için azalmış oldu. Yanıt 1 ve 2 neredeymiş? Evet buradaymış arkadaşlar. Bursa. Bu testimiz de böylelikle bitmiş oldu. <laughs> Kendimi aşağıdan unutmuşum. <laughs> oh. Karma soruları bitirdik. Dediğim gibi günlük hayat sorularıyla orijinal sorular kaldı. Yarın ales sınavına gireceğim. Bugün artık çok yoruldum. Yani en azından çalışmıyorsan dinlenerek geleyim uykumu alarak. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Diyelim ve burada bitirelim.